geldiniz. Bugün Dark Web'den Okan'la birlikte ne alacağımızı öğrenince çok şaşıracaksınız. Gördüğünüz gibi Dark Web'den Poppy Playtime'daki Hugo Hugo'yu alacağız. Yanımda da Okan var. Hoş geldin kanka. Hoş buldum kankam. Bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda Poppy Playtime oyununu oynamıştık ve Hugo Hugo son anda bize saldırmıştı. Bugün boyunca gece 3'te Dark Web'den satın alacağız. Bu videoya bomba like gelirse arkadaşlar Poppy Playtime ile ilgili efsane bir video gelecek. GDP Cahilisinden bu videoya tam tamına 5000 like bekliyorum arkadaşlar. 5000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. 100.000 abone olmamıza da gerçekten çok az kaldı arkadaşlar. Kanalımı yeni görüyorsanız aşağı taraftan abone olup yandaki bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. O zaman daha fazla beklemeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Dark Web'e girdik ve bunu sizlerle beraber satın alacağız. Kanka sence bu bebeği alınca ne olur lan? Neler? Kanka bak, zaten oyundan biliyorsun ne kadar tehlikeli olduğunu, evet, bilmiyorum. Evet ya. Gerçekten çok sıkıntılı bir şeye benziyor. Şimdi göstermek istiyorum. Bakın. Bu bebek niye yok kanka? Bu Squid Game bebeğini alsak ya, iyi olur diye. Galiba yok şu an. Şu an alamıyoruz. Bence sonra gelecek gibi arkadaşlar. Bakın. İşte Hugo Hugo burada ve son olarak burada Mickey Mouse var. Abi bak, şuna bak ne kadar tatlı. Şuna bak, bir de ortadakine bak. Evet arkadaşlar, şimdi satın alma ekranına girdik ve size göstermek istiyorum. Gerçekten çok tehlikeli birisine benziyor abi. Görüyor musunuz? Fiyatı da 1200 lira. Abi dişleri var ya, bizi parçalara ayırır. Evet arkadaşlar, biz bu oyuncağı şimdi satın aldık ve gelmesini bekleyeceğiz. Ama gelmeden önce hemen gizli kameraları yerleştirmemiz lazım. Abi bu güvenlik kameraları olmasa var ya, eve giren çıkan belli olmayacak harbiden. Biz şimdi güvenlik kameralarını yerleştirmek gidiyoruz diye Hugo Hugo'dan bir haber gelirse hemen kaydı başlatacağız. Abi her yere koyalım, nereden geleceği hiç belli olmaz. Evet, her yere koyacağız arkadaşlar. O zaman sonra görüşürüz. Hadi bak. Tamam. Bu da hazır kanka. Oldu mu? Oldu. Dışarıdan sesler duyduk ve hemen kamera kaydını başlattım arkadaşlar. Gerçekten galiba geldiğini hissediyorum ben onu. Oğlum bak, kapılar falan kilitli değil mi? Kilitledim kanka, kilitledim. Buraya gelirse biteriz bak. Buraya gelirse biteriz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte güvenlik kameralarına bakacağız. Abi buraya nasıl sığacağım onu da bilmiyorum. Oğlum, ama devasa bir oyuncak çok yani. Çok büyük arkadaşlar. O zaman hazırsanız şimdi kayıtlara bakıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda görüyorsunuz kameraları kurduk. Hatta dış tarafı görüyorsunuz, evin dışını. Eğer evimize gelirse onu ilk önce orada göreceğiz. Direkt apartman girişinde evet göreceğiz. Evet arkadaşlar yani. Burası evimizin dışı. Şimdi gelen giden yok değil mi? Yok, şu an bir şey yok. Şu anlık bir şey yok ama sesler duyduğumuza yemin edebilirim kanka. Arda kapının orada sesler. Vallahi geldi evet. O zaman bir istiyorsanız eve girmez de bir bakalım eve. Şimdi ana koridoru aldım. Bakın ana koridoru görüyorsunuz. Hatta bizim odanın tam kapısı da kapalı. Kapısı kapalı yani bizim, orası bizim mi? Bizim oda. Yani şu an bu oda arkadaşlar. Burası zaten kilitli. Kapıyı kilitledik. Ve burada da bir şey yok kanka. Yok ya. Arkadaşlar bu arada görüntülere iyi bakın. Herhangi bir yere saklanıyor olabilir. Biz görmezsek dakikasıyla birlikte yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle mavi tüylü bir oyuncak böyle, arkadaşlar. Evet böyle biliyorsun. Üçgen bir kafası var arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Yok yok. Geç. Tuvaleti aldı şimdi arkadaşlar. Buradan tuvaleti görüyorsunuz. Biraz pis ama arkadaşlar. Diğer kameralarda göremedik, orada hiç göremeyiz. Nasıl geçeceğiz? Bence de yani. Tuvalet biraz küçük olduğu için oraya sığabileceğimi sanmıyorum. Pis. Yani o bile girmek istemiyor. Şimdi de yatak odasını aldım arkadaşlar. Burası da benim yatak odam. Ve kapı falan da açık. Hani görmezsek belki buradan yakalarız diye. Bir şey falan geçerse direkt oraya. Aynen, o yüzden buraya da göstermek bilerek istedim. Bilerek böyle koyduk lan. Bilerek koyduk aynen. Bilerek görelim diye. Burada da bir şey yok galiba. Burası da sakin duruyor şu anlık tabii ki. Değiştiriyor mu zaten? Var ya, şu dolaptan her an bir şey vallahi çıkacak. Valla dolaptan bir anda çıkıp sallayacak gibi. Şöyle açıyor böyle. Valla çok korkunç olur ya. Geç geç. Tamam, salon aldım şimdi arkadaşlar. Salonu görüyorsunuz. Burası gel çok sıkışık. Buraya da sığacağını sanmıyorum ama yine de her yere, evin her yerine kamera koyduk. Zaten bu odadan da bizi görebiliyorsunuz. Güvenlik için her yere koyduk. Her şeyi arkadaşlar yaptık arkadaşlar. Yani burada da gözükmüyor. O zaman dışarı alıyorum kamerayı. Tekrardan dışarı, bir dışarı evet, bakalım. Tamam. Dışarı alıyorum. Aaa! Abi! Görüyor musunuz? Gelmiş. Gelmiş lan. Abi şu anda Hugo Hugo'yu görüyorsunuz. Oğlum içeri gelecek. Abi yemin ederim. Lan kilitledim kapıyı ama kırabilir. Abi ne yapacağız lan? Abi dışarıda yemin ederim lan. Kayboldu. Aa! Yemin ederim lan, kayboldu. Nereye gitti? Eve mi gitti? Abi eve mi girdi? İnanmıyorum. Şey, salona geç, abi, salona. Salon. Aa! Oğlum, salon. Salonda şu anda. Hugo Hugo şu anda. Bağırma burada. Abi salon.
kapı, evet şu an kapının orada, bakın kapımız kilitli. Abi salonda, inanmıyorum. Abi devasa şuna bak. Çok büyük abi, nereye bakıyor bilmiyorum. Belki de kameraları kurduğumuzu fark etmiştir. Abi salonda, bilmiyorum abi, diğer kameralara bakmak istiyorum ya. Abi tuvalete aldım. Yok, yok. Burada yok. Ama ya kamerayı değiştirmişken orada yoksa abi. Yatak odasına mı geçtik? Yatak odaya alıyorum abi. Yatak odaya aldım. Aa burada da gözükmüyor gerçi arkadaşlar. Aa, daha demin salona bak ya. Salondayken orada görmemiz lazımdı ama abi. Aa! Abi çok geçti. Abi geçti. Gördünüz mü bilmiyorum. Buraya doğru geliyor. Abi yemin ederim şu an bizim odanın önünde olabilir çünkü bize doğru geldi. Yemin ederim. Gördün mü abi? Abi hayır bence. Buraya geliyorsun, kapının önündeyse görürüz salonda. Ha salon. Arkadaşlar o zaman salon alıyorum ve abi değişiklik gözükmüyor. Nerede ya? Nerede lan? Buraya girmediyse kapının önünde. Oğlum bizim kapının önünde. Ananı satayım. Hemen kapıyı zorlayacak gibi. Abi alıyorum o zaman. Ara koridora alıyorum. Al. Abi şimdi ara koridora kamerayı alıyorum. Umarım kötü bir şey yoktur. Kanka sen bas atla buna. Basıyorum. Bas kanka bas. Orada şu anda bize bakıyor. Kameraya bakıyor. Abi şu anda güvenlik kameraları fark etmiş ve bize doğru bakıyor ve bizim kapının orada. Oğlum bir şey yapmasın kameraya. Abi inanmıyorum, ya kapıyı açar bize saldırır ya da kameraların bağlantısını koparır bilmiyorum. Ve lan bir şey yapıyor. Lan kamera kalp fırlatıyor. Lan ne yaptı? Lan kalp attı. No signal diyor. Ne kalbi oğlum? Lan yemin ederim kalbini çıkarmış bize kalp attı. Başkasının kalbi olmasın? Abi bence kendi kalbi kanka. Abi şu anda no signal. Bakın kameraların hepsi no signal. De gözükmüyor. İnanmıyorum. Arkadaşlar şu anda kamerayı aldım ve dışarı çıkacağız. Ama korkuyorum kanka. Çıkalım dışarı, ne yapalım? Kanka aç sen kapıyı, çıkalım. Ben mi açayım? Aç aç. Oğlum ben korkuyorum. Oğlum kapının önündeyse bitti. Abi ben niye açıyorum kapıyı? Ben niye açıyorum? Oğlum aç aç, senin videon. Oyun. Tamam o zaman al kanka sen kamerayı şu şekilde al. Tamam hadi. Arkadaşlar kapıyı o zaman hazırsanız açıyorum. Kanka sağlıklı uzmanım ya. Şu şekilde biraz bakacağım. Gel kanka bak şöyle, var mı orada? Var mı? Yok. Yemin et. Yok oğlum. Nasıl yok lan? Bak göster bir daha. Bak. Kimse yok. Nasıl yok oğlum? Daha demin kamera da oradaydı. Bilmiyorum ki. Abi açıyorum o zaman. Yok galiba kimse. Abi kimse var mı, yok mu lan? Vallahi yok lan. Vallahi yok. Kanka ne yapalım, çıkalım mı? Çıkalım hadi bakalım. Abi, odalara bakalım. Odalara bakma zamanı geldi arkadaşlar. Gel kanka sen de. Oğlum görebiliyor musun lan onu? Yok oğlum tam buradaydı. Buradaydı ve gizli kameraya bize kalp attı tam buraya. Abi dışarı çıkmış olmasın lan? Aç bakayım. Belki gitmiştir abi. Arkadaşlar şimdi dışarıya açacağım. Ve bir de oraya bakalım isterseniz. Yavaş yavaş yavaş. Var mı lan? Yok bir şey. Yemin et. Bakalım. Ya saklanıyorsa? Dur bekle. Ben gideyim. Kanka yok abi, bir şey. Ben gideceğim arkadaşlar. Kapıyı tut kanka. Ben bakacağım dışarı. Şu şekilde bakıyorum. Yok kanka kimse lan. Abi kimse yok. Gel gel. Hemen eve gidelim abi. Ben korkuyorum gerçekten. Bir anda saldırır maldırır. Kapıyı da şöyle kapatalım ve hatta şu şekilde kilitleyelim kapımızı. Oğlum bir an hava sesi geldi sanki var. Yemin ya. Et. Nefes sesi gibi ha. Abi şu bizim oda... Kanka! Ne kapı ne? Kapalı kanka! Lan nasıl kapandı kapı? Lan? Abi ananı satayım. Kapı nasıl kapandı? Açıktı o kapı. Açıktı kameralarda arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Abi ben biliyordum böyle olacağını ya. Geldi arkadaşlar ya. Kanka o zaman hazırsan açıyorum. Hadi kanka açalım. Abi. Oh. Bir dakika fark ettin mi detayı? Işık açık. Işık açık oğlum. Gözüküyor mu camdan? Gözüküyor mu? Abi şu camdan ışık gözüküyor. Abi. Abi var var odada kanka. Odada. Kanka ver kamerayı, ben açayım istiyorsan ya. Arkadaşlar o zaman hazırsanız şimdi kapıyı açıyorum şu şekilde. Koymuş abi eksiği. Belki bir yere kamufle olmuş olabilir. Bir yere saklamış olabilir. Salonda olmuş mu abi? Yemin ederim abi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz en son koyun Shaun Exe'den kurtulmuştuk ama geri dönmüş. Bugün her zamanki gibi Dark Web'de geziyordum ve bakın karşımda koyun Shaun Exe var. Biliyorsunuz daha önceki videolarda Haki Waki ve Quest'i satın almıştım ve başıma neler geldiğini siz biliyorsunuz. Bugün de sizlerle birlikte koyun Shaun Exe'yi satın alacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Daha fazla koyun Shaun Exe hakkında videoların tamamını istiyorsanız aşağıdan like almayı unutmayın. GDF ailesinden bu videoya tam tamına 1000 like bekliyorum arkadaşlar. 1000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma yeni görüyorsanız aşağı taraftan abone olup yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O zaman daha fazla beklemeden haydi gelin.
koyun şu an ekseyi satın alana. Evet arkadaşlar, şu anda Dark Web'e girdim ve koyun şu an ekse karşımda. Bakın koyun şu an ekse. Fiyatı 1250 dolar. Terk edilmiş bir çiftlikten kaçan, senin peşine düşüp öldürmeye çalışan koyun şu an ekse. Evet arkadaşlar, şimdi koyun şu an ekseyi satın aldım ve birazdan içeri gidip her yere gizli kameralar yerleştireceğim. Bakalım gerçekten evimize koyun şu an ekse gelecek mi, çok merak ediyorum. O zaman ben kaydı burada kapatıyorum arkadaşlar. Koyun şu an ekse geldiğinde tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar, yemin ederim dışarıdan koyun sesleri geldi ve koyun şu an eksenin geldiğini düşünüyorum. Ve sizlerle beraber gizli kameralara bakacağız. Şu anda gerçekten korkuyorum ama evin her yerini kilitledim arkadaşlar. Ve hazırsanız güvenlik kameralarını şu şekilde açıyorum. Ve dış koridoru şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Benim kapının önünü görüyorsunuz. Bakın karşı dairede gözüküyor ve kimse yok değil mi arkadaşlar? Sağa sola iyi bakın da benim görmediğim bir şey olursa yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. Şu anda bakıyorum ama hala da kimseyi göremedim arkadaşlar. O zaman kamerayı eve almak istiyorum ve ara koridoru şu şekilde açtım. Bakın odamın kapısı da kapalı arkadaşlar. Odamın kapısını da kapattım. Çünkü gerçekten koyun şahın ekse çok tehlikeli. Ben onu öldü sanıyordum ama meğersem ölmemiş arkadaşlar. Ve baktığıma göre burada da yok arkadaşlar. O zaman kamerayı yatak odasına almak istiyorum. Acaba benim yatak odama girmiş olabilir mi? Şu şekilde yatak odasına aldım ve hala göremiyorum arkadaşlar. Sizler görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum koyun şahın ekseyi. Belki bir yere kamufle olmuş olabilir, bir yere saklamış olabilir ama burada da göremedim arkadaşlar. Şimdi salonu alacağım sizlerle birlikte. Bakalım salonu... Yemin ederim abi! Bakın! Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın! Yemin ederim şu anda koyun şahın ekse salonun camından bize bakıyor, görüyor musunuz? Abi galiba koyduğum kamerayı fark etmiş olmalı ve koyun şahın ekse şu anda tam olarak kameraya bakıyor arkadaşlar. Yemin ederim. Lan nerede? Abi görebiliyor musunuz? Bir anda kayboldu değil mi arkadaşlar? Yemin ederim koyun şahın ekse bir anda kayboldu ve eve girmiş olabilirim arkadaşlar ya. Abi inanmıyorum ya. Arkadaşlar şu anda çok sessiz olmalıyım. Çünkü koyun şahın ekse eve girmiş olabilir. Ve öncelikle ara koridora bakmak istiyorum. Şu şekilde aldım. Ve kimse yok arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Abi nerede o lan bu? Nerede bu? Nerede bu? Abi kafayı yiyeceğim ya. Arkadaşlar ara koridorda yoksa benim evimin önünde olabilir. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi kamerayı evin önüne alıyorum ve şu şekilde... Abi! Orada! Gördünüz mü? Yemin ederim koyun şahın ekse orada arkadaşlar. Bakın! Arkadaşlar gördünüz değil mi? Şu anda kapının önünde koyun şahın ekse var. Ve dik dik bize bakıyor. Değişik hareketler yapıyor. Ve değişik sesler geliyor. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Abi gerçekten kafayı yemek üzereyim. Abi kapıları falan da kilitledim ama no, belki girebilir arkadaşlar. Ben gireceğini düşünüyorum. Abi! O yerdeki ne lan? Ne oluyor oğlum? Gördünüz mü arkadaşlar? Koyun şahın ekse bir anda kayboldu ve yerde koyun şahın eksenin bebeği var. Abi inanmıyorum. Abi kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar sizce gitsem mi onu anlayamam. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Daha demin koyun şahın ekse vardı ve şu anda kayboldu. Yerde koyun şahın eksenin bebeği duruyor. Yani bu budu bebeği arkadaşlar. Kamerayı hemen elime aldım ve sizlerle beraber dışarı çıkıp koyun şahın eksenin bebeğini almak istiyorum arkadaşlar. Umarım bize tuzak falan kurmamıştır. Gerçekten bundan çok korkuyorum. Bakın kapı kapalı arkadaşlar ve şimdi sizlerle birlikte o kapıyı açıp koyun şahın ekse bebeğini oradan alacağız. Hazırsanız o zaman kapıyı açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Abi şu anda gerçekten çok korkuyorum ve yavaş bir şekilde kapıyı açacağım. Abi gerçekten çok korkuyorum abi. Abi orayı görüyor musunuz? Koyun şahın eksenin bebeği orada. Bakın. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Koyun şahın... Kapı da açık. Nasıl oluyor bu arkadaşlar? Bakın. Kapı açık ve yerde koyun şahın eksenin bebeği var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Abi inanmıyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Evde koyun şahın eksi olabilir mi lan? Olabilir mi arkadaşlar? Abi bakın. Bebek yerde ve kapı şu şekilde açık arkadaşlar. Sizce tuzak kurmuş mudur arkadaşlar? Bir dakika. Dışarı bakacağım. Bir dakika. Koyun şahın?
Koyun şu an. Abi kimse yok galiba. Ben şu kapıyı kapatmak istiyorum. Hemen yukarıdan da kilitlemem lazım kapıyı. Bakın kapıyı kilitledim ve gördüğünüz gibi koyun şahın ekse şu an her an evde olabilir. Ve bir an önce şu bebeği alıp hemen odaya kaçmak istiyorum arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Abi koyun şahın eksenin bebeği şu anda elimde arkadaşlar. Şu anda elimde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda koyun şahın eksenin bebeği bakın elimde görüyor musunuz? Gerçekten çok tehlikeli duruyor ve buna ne yapsak sizce arkadaşlar? Bakın şöyle tekrardan yakından göstermek istiyorum. Abi koyun şahın eksenin bebeği gördüğünüz gibi şu anda elimde ve abi şimdi bunu isterseniz bir inceleyelim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bilgisayar başına geçtim ve koyun şahın eksenin bebeği elimde. Şöyle arkadaşlar bir yerinde gizli kamera veya herhangi bir şey var mı diye şöyle bebeği incelemek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde duruyor. Ağzı yok ama. Bakın ağzı yok bunu fark ettim. Sadece gözleri var arkadaşlar. Ama ağzını bulamadım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ağzı olsaydı içinde bir şey saklıyor olabilirdi. Ama ağzı yok. Ve şöyle diğer ellerine bakmak istiyorum. Bakın ellerine ve ayaklarına bakıyorum. Arkasına falan da bakıyorum kuyruğunun altına. Ama gördüğünüz gibi kulaklarının arkasında falan hiçbir yerde koyun şahın ekseni sakladığı hiçbir şey yok. Sanırım bize Voodoo bebeği yolladı arkadaşlar. Eğer bu Voodoo'ya efsane like'lar gelirse koyun şahın eksenin bebeğine Voodoo bebeği büyüsü yapacağım. Ben koyun şahın eksenin evden gittiğine inanmıyorum. Hala benim evimde saklanıyor olabilir. Ve o yüzden elimde gördüğünüz bu bebekle tekrardan gizli kameralara bakmak istiyorum. O zaman hazırsanız kayıtları açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ara koridor aldım. Bakın benim odam kapalı ve diğer odayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ara koridordayız. Ama yok abi koyun şahın eksi acaba eve girmedi mi? Bakın dış kapı kilitliydi ama ona rağmen dışarı çıktığımızda bebeği almaya gittiğimizde kapı açıktı arkadaşlar. Bence eve girmiştir. Ne diyorsunuz? Hemen kamerayı yatak odasına almak istiyorum. Şu şekilde aldım ve burada da yok abi. Burada da yok. Yemin ederim koyun şahın eksi yok. Arkadaşlar abi nerede olabilir ya? Benim odam lan yoksa? Bakıyorum ama göremiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Baktım abi koyun şahın ekse burada da yok. O zaman kamerayı salona alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Abi orada. Yemin ederim koyun şahın ekse orada arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yemin ederim orada arkadaşlar. Yemin ederim koyun şahın ekse şu anda orada. Ve ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Abi inanmıyorum hala orada görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Koyun şahını benim bir an önce öldürmem lazım. Ve bu böyle olmayacak galiba arkadaşlar. Benim içeri gidip koyun şahını hemen şimdi öldürmem lazım. Ve hazırsanız gidiyorum o zaman. Abi! Kaybolmuş. Yemin ederim tam kalkacaktım salona gidip koyun şahın ekseyi öldürecektim ama gördüğünüz gibi bir anda kayboldu ve hala benim odada tık tık ses geliyor. Yemin ederim kapıya vuruyor arkadaşlar. Yemin ederim şu anda koyun şahın ekse kapıya vuruyor ve bir dakika ara koridora tekrar alıyorum abi. Koyun şahın ekse şu anda benim kapının önünde olmalı ve hazırsanız abi ara koridora alıyorum. 3, 2, 1... Ve abi ne oldu? Gerçekten orada arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yemin ederim şu anda koyun şahın ekse benim kapının önünde. Ve kapıya tık tık vuruyor arkadaşlar. Abi ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ve sessiz olayım arkadaşlar. Sessiz olmalıyım abi. Abi hemen kapının önünde. Ve beni şu anda çok net duyabiliyor. Şu anda koyun şahın ekseyi öldürmek için elime bir fırsat geçti. Kapının önünde. Kapıyı hemen açıp vursam onu öldür. Bir dakika. Elimde bebeği var arkadaşlar. Bebeğim vurdu, bebeğin büyüsü var bunda. Bu bebeği yere atarsam veya ona zarar verebilirsem koyun şahın ekseye zarar vermiş hatta onu öldürmüş bile olabiliriz arkadaşlar. O zaman hazırsanız kameralarda açık görüyorsunuz. O zaman bebeği yere atıyorum arkadaşlar. 3'ten geriye sayın benimle beraber. 3, 2, 1 ve bebeği yere attım ve koyun şahın ekse düştü ve kayboldu. Abi yemin ederim tekrar kayboldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika kamerayı şu şekilde elime aldım. Ve gördüğünüz gibi koyun şahın ekse bebeğini yere attım da içeriden kayboldu. Bakın arkadaşlar yemin ederim bebek burada. Yerdeyle en son yere attım. Ve daha sonrasında koyun şahın ekse kapının arkasından kayboldu. Galiba koyun şahın ekse evden kaçmış olmalı arkadaşlar. Ama ben yine de bir sizlerle birlikte bakmak istiyorum. O zaman hazırsanız elinde bu bebekle düşünün.
dışarı çıkıyorum ve koyun şahın ekseye bakmaya gidiyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız? Gelin benimle beraber. Şimdi kapıyı sizlerle birlikte uçururum şu şekilde. Şöyle kapıyı açtım ve bak kimse yok. Görüyor musunuz? Kimse yok arkadaşlar. Abi neler oluyor lan? Koyun şahın ekseni bebeği elimde ve şu anda burada kimse yok arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Abi kimse yok. Abi gerçekten inanmıyorum. Abi bu koyun şahın ekseni nerede olma? Nerede olma? Bu arada arkadaşlar Sony'nin üstüyle benim üstüm mavi, ikimiz de pişt olduk yani aynı olduk neredeyse. Yanlış mı gördüm? Ve şimdi kamerayı değiştiriyorum arkadaşlar. Bakalım Sonic orada mı? Abi! Sonic! Ve kapının orada görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir gece 3 videosuyla karşınızdayım. Size şimdi ne göstereceğime inanamayacaksınız. Bugün kapımda Sonic Exe'nin oyuncağını gördüm. Ama etrafa baktığımda Sonic Exe'yi göremedim. Sadece Voodoo bebeği vardı. Ve daha demin az önce bir sesler duydum ve camdan baktığımda mavi bir şeyin koşarak geçtiğini gördüm. Bunun Sonic'ten olduğundan şüpheleniyorum ve hemen evin her yerine kameralar yerleştirdim. Sizlerle birlikte kameralara bakacağız. Abi inanmıyorum. Gerçekten Sonic Exe geri döndü. Daha fazla Sonic Exe hakkında videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videomuza like atmayı unutmayın. GDFC ailesinden bu videoya tam tamına 5000 like bekliyorum arkadaşlar. 5000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma yeni geliyorsanız abone olup yandaki videonun zilini açmayı unutmayın lütfen. O zaman daha fazla beklemeden hadi gelin kameralara bir bakalım. Evet arkadaşlar hemen yerime oturdum ve sizlerle birlikte öncelikle elimdeki Sonic'in bebeğini incelemek istiyorum. Bakın abi şu şekilde Sonic bebeği görüyorsunuz değil mi? Daha öncesinde bunun içini kesmiştik. İçinden tuhaf tuhaf şeyler çıkmıştı ama Sonic bebek şimdi yine geldi. İçinden bu tarz altınlar çıkmıştı arkadaşlar. Sonic'in altınları biliyorsunuz. Sonic'in oyununda böyle altınları topluyorduk. Eğer isterseniz bu Sonic'in de içini keseriz. Bakalım bunun içinden neler çıkacak. Bebeği inceledik. Bakın hiçbir şey yok ve hazırsanız şimdi kamera kayıtlarına bakalım. Evet arkadaşlar şu anda benim evimin önünü görüyorsunuz arkadaşlar. Her yeri kilitledim ve dışarıya bir kamera koydum. Ama burada değişik bir şey göremiyorum. Şu an burada her şey normal gidiyor. Her şey yolunda gibi şu anlık. O yüzden kamerayı değiştirmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar kamerayı bakın şu şekilde ara koridor aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Buradan benim odamın kapısının kapalı olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben kapalı odadayım ve benim odanın kapısı kapalı. Geri kalan tüm kapılar da açık. Ne olur ne olmaz diye açık bıraktım. Ve arkadaşlar bu arada benim görmediğim bir şey olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bir şey göremedim arkadaşlar. O yüzden kamerayı değiştirmek istiyorum. Şu şekilde koridorun devamını gösteriyorum arkadaşlar. Burada da sağ tarafta tuvalet, sol tarafta da benim yatak odam var. Bu arada arkadaşlar Sony'nin üstüyle benim üstüm mavi, ikimiz de pişt olduk yani aynı olduk neredeyse. Yanlış mı gördüm? Arkadaşlar ben mi yanlış gördüm? Yoksa oradan mavi bir şey hızlı bir şekilde geçti mi? Umarım yanlış görmüşümdür arkadaşlar. Çünkü kapılar kapalı ve Sony'in girmesi imkansız diyebilirim. Küçük bir şey zaten. Her yer kilitli. Nereden girecek bilmiyorum ama galiba oradan bir şey geçti arkadaşlar. Ben korkmaya başladım yemin ederim abi tamam. O zaman kamerayı benim yatak odasına alıyorum abi. Aldım. Abi. Rahatladım gerçekten. En son yatak odasına birisi girmişti. Mavi bir şeydi. Galiba Sonic olabilir. Ama kameradan baktığımızda hiçbir şey göremiyoruz arkadaşlar. O zaman kamerayı salona aldım arkadaşlar. Şimdi şu şekilde salona aldım. Ve bakın burada da her şey yerinde. Şu anda Sonic'i hala göremiyorum. Gördünüz mü? Abi Sonic bir anda önüme sıçradı. Bakın Sonic'i görüyorsunuz değil mi şu anda arkadaşlar? Yemin ederim şu anda Sonic bize doğru bakıyor. Abi bakın Sonic'i Voodoo bebeğin elinde. İsterseniz ona zarar verelim, kolunu çekelim. Abi kayboldu. Arkadaşlar tam Sonic'in kolunu çekecektim. Bir anda kayboldu. Ve büyük ihtimalle evin başka bir yerine gitti arkadaşlar. Hazırsanız ara koridora alıyorum arkadaşlar. Benimle birlikte 3'e kadar sayın. Ve kamerayı ara koridora alacağım. Bakalım Sonic orada mı? 3, 2, 1 ve şimdi kamerayı değiştiriyorum arkadaşlar. Bakalım Sonic orada.
arkadaşlar. Yemin ederim şu anda benim odanın önünde Sonic var. Arkadaşlar Sonic geldi. Bakın bebeği de elimde. İsterseniz ona voodoo büyüsü yapalım. Şimdi hazırsanız elimdeki bebeği yere atacağım ve Sonic'i yere düşüreceğim. Hazır mısınız? Atıyorum. Arkadaşlar atıyorum. 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 Attım şu şekilde. Yere düştü. Bakın Sonic şu anda yere düştü. Ben Sonic'in bebeğini şu şekilde elime aldım. Bakın. Abi. Sonic sürtünüyor. Bakın Sonic şu anda yerde ama kaçmaya çalışıyor. Görüyor musunuz? Hemen kamerayı değiştirmek istiyorum. Şu şekilde diğer kamerayı aldım arkadaşlar. Ve kapının orada görüyorsunuz değil mi? Abi hala kapının orada kaçmaya çalışıyor. Ve hazırsanız hemen kaçmadan kamerayı elime aldım. Ve çıkıp Sonic X'e kaçmadan onu yakalamak istiyorum arkadaşlar. Abi bakın kapı kapalı ve sizlerle birlikte Sonic X'i yakalamaya gideceğiz. Şimdi sizlerle birlikte kapıyı açmak istiyorum arkadaşlar. Haydi gelin hep beraber açalım, ne dersiniz? Şu şekilde kamerayı çevirdim ve elimde Sonic'in bebeği olaraktan kapıyı açıyorum arkadaşlar. Umarım Sonic yoktur abi. Umarım yoktur. Bakın şu şekilde açtım. Şimdi Sonic'i birazdan göreceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? Gelin hep beraber bakalım şu şekilde. Abi! Sonic yok! Bakın! Yemin ederim Sonic'i düşürmüştük. Ve Sonic tam olarak burada sürünmeye çalışıyordu. Ama şimdi Sonic'i göremiyorum arkadaşlar. Nerede olabilir? Abi inanmıyorum. Bakın Sonic'in bebeği de elimde. Daha demin Sonic buradaydı ama şimdi göremiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika, o ne lan? Bakın. Abi. Şu anda ne oluyor lan? Ya, ay! Sonic'i görüyor musunuz? Bakın yatak odasından çıktı ve eliyle gel yapıyor. Gördünüz değil mi? Yemin ederim Sonic şu anda benim yatak odamda ve bizi çağırdı. Gel dedi. Abi çok korkmaya başladım abi, gidelim mi? Kapı niye kapalı lan? Abi kapı açık değil miydi arkadaşlar? Ben kapıyı açık bıraktım diye hatırlıyorum. Abi demek ki kapatmışım galiba ki aklımı kaybetmek üzereyim şu an, ne oluyor bilmiyorum. Abi Sonic bizi içeri çağırdı ve hazırsanız şimdi içeri gidiyorum arkadaşlar. Bakın Sonic bebek de elimde, şu şekilde ışığı açıyorum arkadaşlar. Abi geri çekil, geri çekil. Bakın şu anda ışığı açtım ve yatak odasına doğru giriyorum arkadaşlar. Bakın şu anda girdim ve Sonic'i arıyoruz arkadaşlar hep beraber. Bakın abi Sonic nerede? Hep beraber Sonic'i arıyoruz. Sonic neredesin? Sonic... Abi! Gördünüz mü? Yemin ederim oradan Sonic geçti arkadaşlar. Bakın Sonic bebeği elimde ve tam olarak şuradan şöyle geçti. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu anda gerçekten neler olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Ve yavaşça dışarı çıkıyorum. Abi Sonic burada yok değil mi? Abi nerede olabilir? Abi! Bakın odanın ışığı açık. Yemin ederim bu odanın ışığı kapalıydı arkadaşlar. Ve Sonic büyük ihtimalle şu anda bu odada. Abi ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. O kapıyı açmam lazım. Ve Sonic'i orada yakalamam lazım arkadaşlar. Şimdi hazırsanız sizlerle birlikte bu kapıyı açacağım. Ve Sonic'i yakalayacağız arkadaşlar. Şu anda kapıyı açıyorum şu şekilde. Açıyorum. Sonic orada bakın. Abi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Yemin ederim Sonic orada ve yanına doğru yaklaşıyorum şu şekilde. Abi bakın yemin ederim orada arkadaşlar. Yemin ederim orada. Abi kaç. Kaç abi kaç. Kaç abi kaç. Abi gel kapa. Gördünüz mü? Yemin ederim Sonic saldırdı. Ve şu anda başım ağrıyor arkadaşlar. Abi kapıya vuruyor. Yemin ederim kapıya vuruyor arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar gördünüz. Sonic bana saldırdı. Ve şu anda kapıya vuruyor. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ben galiba bu videoyu burada kapatacağım. Benim çantanın üstünde bir şey var. Bakın görüyor musunuz? Yuvarlak geldi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Squid Game'deki yeşil ışık, kırmızı ışık oyunundaki lanetli bebeği biliyorsunuz değil mi? Kırmızı ışıkta hareket eden, herkesi vuran lanetli bebek. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün Dark Web'e gelmiş ve sizlerle bunu satın alacağız. Hem de bunu her zamanki gibi lanetli saatimiz olan gece 3'te yapacağız. Bakalım bu bebeği gece 3'te satın alınca başımıza neler gelecek? Daha fazla Squid Game hakkında videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videomuza like atmayı unutmayın. GDF ailesinden bu videoyu tam tamına
5000 like bekliyorum arkadaşlar. 5000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. 100.000'e bulanmamızda da gerçekten çok az kaldı arkadaşlar. Sizler de GDFJ ailesine katılmak istiyorsanız abone olup yandaki bildirimi açmayı unutmayın. O zaman daha fazla beklemeden haydi gelin Dark Bebe'ye girelim ve şu bebeği satın alalım. Evet arkadaşlar, şu anda Dark Bebe'ye girdim. Şu an karşımda, bakın sizlere göstermek istiyorum. Burası Dark Web, görüyor musunuz? Sonic X'e, Squid Game bebeği ve Thomas X'e var burada. Bildiğiniz gibi önceki videolarımızda Sonic X'e ile Thomas X'e'nin bebeklerini almıştık ve onlarla efsane videolar çekmiştik. Ve şimdi sırada Squid Game bebeği. Evet, şu anda bebeğe tıkladım ve size yazılanları okuyorum. Yeşil ışık dendiğinde dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Fakat kırmızı ışıkta bebek size bakarken hareket etmeyin diyor arkadaşlar. Bakın, Squid Game'deki lanetli bebek bu. Bizi izleyenler bilir, bebek kırmızı ışık dediği zaman oradaki kimse hareket edemez. Kırmızı ışıkta hareket etmeniz ölümünüze sebep olacaktır. Gördüğünüz gibi eğer kırmızı ışık dediği zaman hareket edersek bebek bizi öldürüyor. Bebeğin gözleri hareket sensörüne sahiptir. Bu da demek oluyor ki bebek kırmızı ışık dedikten sonra hareket eden herkesi teker teker buluyor. O yüzden arkadaşlar bu bebek gerçekten lanetli ve bundan kaçmak imkansız. Ben sizler için bebeği satın aldım ve şu anda tek yapmamız gereken bebeğin gelmesini beklemek mi? O yüzden ben kaydı burada kapatıyorum. Geldiği zaman güvenlik kameralarından izleyeceğiz. Bakalım Squid Game bebeği gerçekten gelmiş mi? O zaman sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar ben gizli kameraları yerleştirdim ve yaklaşık bir 40-50 dakika oldu ve Squid Game bebek geldi galiba, çünkü içeriden sesler duyuyorum. Şimdi daha da emin olmak için Squid Game lanetli bebeği satın aldıktan sonra eve yerleştirdiğim gizli kameralara bakalım. Evet, gizli kameralar çalışıyor tıkır tıkır ve şu anda ara koridoru görüyorsunuz. Upuzun bir yol ve şu an kimse gözükmüyor. Benim kapım zaten görüyorsunuz. Önünde terlikler var, kapalı. Salon orada, benim yatak odam orada. Tuvalette sol tarafta ve şu anda burada baktığımıza göre hiçbir şey yok değil mi arkadaşlar? O zaman diğer kameraya bakalım. Benim yatak odamı aldım arkadaşlar. Burası benim yatak odam, görüyorsunuz. Yatağım var, başka bir şey yok herhalde. Bir de dolabım var. Evet, burada da değişik, herhangi bir şey gözükmüyor. Bu arada videoyu iyi izleyin arkadaşlar. Sağa sola bakın, iyi bakın. Görmediğim bir şey olursa dakikasına beraber yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi kamerayı değiştiriyorum. Tuvaleti aldım, görüyorsunuz. Tuvalet küçük ama yine de ne olur ne olmaz diye oraya da bir tane gizli kamera koydum. Şimdi oraya da bakıyoruz ve bir şey yok galiba arkadaşlar. O zaman salona aldım, bakın. Şu anda salona bakıyoruz ve burada da bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Ama ben sesler duyduğuma eminim ya, yemin ederim. O robot seslerini duydum, o lanetli bebeğin seslerini duydum. Ama yok abi, ne olabilir bilmiyorum gerçekten. Şöyle koridora tekrardan aldım arkadaşlar. Bir daha bakmak istiyorum baştan sona. Sizler de iyi bakın lütfen. Abi gördüğünüz gibi terliklerim hala yerinde duruyor. Kapılar kapalı ve kimse yok abi. Kimse yok. Tekrardan pes etmiyoruz ve odayı değiştiriyoruz. Benim yatak odamı aldım. Şu anda her yere iyi bakıyorum. Sizler de bakın lütfen. Her yere bakıyorum. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Gördünüz mü? Benim çantanın üstünde bir şey var. Bir şey var arkadaşlar. Orada, o ne lan? Squid. Bir abi, şaka yapıyorsun. Abi Squid Game kartı var. Abi siz de gördünüz değil mi? Yemin ederim burada Squid Game kartı var arkadaşlar. Abi benim odamda Squid Game kartı var ve yanında bir şey daha var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Abi sizlerle beraber gidelim mi arkadaşlar? Abi odada bir şey var. Demek ki bu Squid Game lanetli bebeğin benim evime geldiğini söylüyor. Ama ya giderken bize saldırırsa, gerçekten korkuyorum ama oraya gitmemiz lazım ve onu almamız lazım. İsterseniz
Ha, benimle beraber gelin arkadaşlar. Kamerayı şu anda elim aldım ve sizlerle beraber benim odama gideceğiz. Ama gizli kamerada ne olduğunu gördünüz değil mi arkadaşlar? Orada bir şey vardı. Şimdi sizlerle beraber gidiyoruz. Bakın kapı kapalı ve şimdi kapıyı açacağım. Umarım Squid Game'deki lanetli bebek bize tuzak kurmamıştır arkadaşlar. Şu şekilde kapıyı açıyorum ve... Çok korkuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok korkuyorum. Kimse gözükmüyor. Şu anda kimse gözükmüyor. Gizli gizli gideceğim. Abi çok korkuyorum. Bakın abi tam burada. Tam burada bir şey var. Şimdi odaya gidiyorum. Abi şu şekilde ışığı açtım. Ve... Oha! Görüyor musunuz? Abi inanmıyorum. Bir tane Squid Game kartı bakın. İyi bakın arkadaşlar. Squid Game kartı ve arkasında numara falan da yazıyor ve burada... Bu ne lan? Abi şeker! Şeker! Bu da demek oluyor ki şekerin içindeki şekli oradan kırmadan ayırmam gerek. Abi ben bittim. Yine mi bir şeker vakası, yine mi bir Squid Game vakası ya? Arkadaşlar o zaman bize düşen görevi yapmamız lazım. Şimdi sizlerle birlikte şu kartı ve şekeri alıyorum. Işığı kapatıp tekrardan yerime geçiyorum arkadaşlar. Ve bunu ayıracağız arkadaşlar. Şu şekilde de kapıyı kapattım. Evet arkadaşlar şu anda yerime geldim ve gördüğünüz gibi bir elimde Squid Game kurabiyesi, diğer elimde ise Squid Game kartı var. Bunu niye verdiler bilmiyorum ama bununla bir ilgisi olabilir. Bunu bir kenara bırakalım ve şimdi şu şekere bakalım arkadaşlar. Şu şekilde kapağını açıyorum ve bakalım hangi şekil gelecek, sizce hangi şekil gelecek, yorumlarda yazın arkadaşlar. Bence üçgen gelebilir arkadaşlar. Bence üçgen gelecek gibi hissediyorum. Şimdi şu şekilde kapağını açıyorum ve bakalım bize hangi şekil geldi. Yuvarlak geldi arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz, yuvarlak geldi. Kimler yuvarlak dedi, kimler bildi, bilen herkese kalp atacağım yorumlarda. Şimdi isterseniz abi şeyimi de aldım ve şimdi bu yuvarla şekerin ortasından ayırmaya çalışacağım. Abi şimdi hazırsanız başlıyorum. Umarım bir şey olmaz arkadaşlar ya. Görüyorsunuzdur inşallah. Şimdi şunu batırayım bakalım. Ah! Ah! Bakın şu şekilde ayırdım arkadaşlar. Biraz kolaya benziyor. Umarım ölmem ya. Ölürsem çok kötü olur abi. Şöyle... Ah! Devam ediyorum. Abi kırılıyor lan. Oha! Bakın. Abi. Korkmadan yapıyorum lan. Hepsi kırılıyor. Yuvarlak oluyor arkadaşlar. Bakın. Kırılıyor oğlum. Bayağı kırıldı. Yarısına kadar geldim neredeyse. Abi çatladı biraz. Yemin ederim şeker biraz çatladı arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Lan elime yapıştı. Dur şunları kenara alayım. Size göstereyim. Şu anda şekerin bu kadarını kırdık arkadaşlar. Birazcık az kaldı. Şimdi devam ediyorum kırmaya. Tamamını kırıp şundan kurtulmak istiyorum. Vallahi şu Squid Game'den kurtulmak istiyorum artık ya. Bir dakika. Hadi. Ah. Biraz daha kırdım. Abi. Ah. Az kaldı arkadaşlar. Şu anda az kaldı. Yemin ederim kurtulacağım. Vallahi kurtulacağım galiba arkadaşlar. Biraz elim alıp mı kırsam lan? Yok abi adam öyle iyi ya. Abi şu... Abi! Yemin ederim şeker şu anda ortanın ikiye çatladı. Ama sessiz olmam lazım, belki duyabilirler. Çünkü biliyorsunuz bu şekeri ele bıraktıklarına göre Squid Game'lerden birisi de burada olmalı arkadaşlar. Abi bitti. Yemin ederim bitti. Son kaldı ve bitti. Abi yaptım yuvarlak. Çıkar şunu. Çıkar. Abi yemin ederim yapmıştım. Abi ben bunu saymıyorum ya. Ben bunu Alman'ın iyisini veririm. Yemin ederim bunu saymıyorum ya. Arkadaşlar yuvarlak yaptım gördüğünüz gibi. Ama tam buradan çıkartırken kırıldı. O yüzden ben bunu saymam. Ben bitirdim abi. Kazandım gördünüz. Bu arada bunun tadına hiç bakmamıştım. Bakayım ya. Ay çok şekerli lan bu. Bunu nasıl, bunu severek yiyen var mı gerçekten arkadaşlar ya? Evet abi, şekeri de tamamladığımıza göre şimdi odalara bakmaya devam edelim. Tuvalet aldım arkadaşlar, görüyorsunuz tuvaletimiz ne kadar küçük de olsa yine de girebilir. O yüzden ne olur ne olmaz oraya da göz... Oh! Abi ışıklarım bir şey oldu daha demin. Bir no signal geldi, bir servis yok dedi, sonra geri geldi arkadaşlar, gördünüz mü?
Daha demin kameraların bağlantısı kesildi anlık olarak ve geri geldi arkadaşlar. Görenler yorumlara yazsın. Yemin ederim daha demin kameraların bağlantısını birisi kopardı. Vallahi birisi kopardı arkadaşlar. Bak abi gördünüz zaten sizlerde. Sizce o olabilir mi? Squid Game'deki lanetli bebek olabilir mi arkadaşlar? Bunu öğrenmenin tek bir çözüm var. Kameraları devam ettiriyorum. Salona... Squid Game orada. Abi Squid Game şu anda salonda. Lanetli bebek salonda, görüyor musunuz? Abi yemin ederim salonda arkadaşlar. Abi Squid Game'deki lanetli bebek şu anda salonda. Abi, abi ben hemen koridor almak istiyorum. Ana koridor almak istiyorum. Burada da. Abi Squid Game'deki lanetli bebek salondaydı. Bir anda koridora ışınlandı. Yoksa birden fazla lanetli bebek var arkadaşlar. Neler oluyor inanmıyorum. Abi ne yapacağım? Bir dakika. Yanına mı gitsem ben acaba? Arkadaşlar yanına gideyim mi? Abi arkadaşlar tek çare bebeğin yanına gitmek. Abi ben korkmaya başladım. Yemin ederim elime ayağım tutuyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Abi inanmıyorum. Şu anda lanetli bebek benim salonumda. Abi abi ben abi kaçacağım. Evden benim kaçmam lazım arkadaşlar. Ben burada videoyu kapatıyorum. Geri kalan kısmı gizli kameralardan izleyebilirsiniz. Abi abi görüşürüz. Ben kamerayı kapatıyorum ve hemen evden kaçıyorum abi. Bay bay. Bakalım göründüğü kadar tehlikeli mi yoksa çok tatlı bir yaratık mı? Daha fazla Hugi Wugi ve Kissimissi hakkında videoların devamı için aşağıda videomuza like atmayı unutmayın. GDF ailesinden bu videoya tam tamına 5000 like bekliyorum arkadaşlar. 5000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma yeni görürseniz abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O zaman daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Dark Web'den Hugi Wugi ve Kissimissi sipariş edeceğim. Ama ondan öncesinde şöyle göstermek istediğim bir şey var. Bildiğiniz gibi önceki videolarda Hugi Wugi'nin oyuncağını sipariş etmiştik. Bakın görüyorsunuz. Şimdi ise Hugi Wugi ve Kissimissi'nin oyuncağını değil direkt onları satın alacağız. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Hugi Wugi ve Kissimissi. Fiyatı 2800 dolar ve ürün bilgisinde Hugi Wugi ve sevgilisi Kissimissi paketidir. Görünen yerden uzaklaşılmalıdır yazıyor. Gördüğünüz gibi abi ne kadar birbirine benzediğini görüyorsunuz. Kim bilir aralarında hangisi güçlü. Şimdi siparişi verdim ve gidip evin her yerine gizli kameralar koyacağım. Ve daha sonrasında en ufak bir ses geldiğinde videoyu tekrardan başlatacağım. O zaman sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar dışarıdan yüksek uğultulu ve rahatsız edici sesler geldi. O yüzden ben de hemen kaydı başlattım. Ve Hugi Wugi oyuncağını yanıma aldım. Biliyorsunuz bu oyuncakta Voodoo bebeği büyüsü var. Eğer Hugi Wugi bana saldırmaya zarar verirse bununla kendimi koruyacağım. Ve şimdi arkadaşlar o zaman hazırsanız kameralara geçiyoruz. Evet şu anda burası benim dış kapım. Ve görüyorsunuz şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Abi ama yemin ederim seslerin geldiğine eminim.
Tüm kapıları da kilitledim ama ona rağmen Huki Huki eve girmeye başarıyor abi. Nasıl giriyor anlamıyorum ya. Ama yine de kilitledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dış kapıda hiçbir şey gözükmüyor. O zaman kamerayı değiştirmek istiyorum. Şu şekilde ara koridor aldım arkadaşlar, görüyor musunuz? Benim kapım da kapalı hatta. Burası ara koridor gördüğünüz gibi. Abi hiçbir şey göremiyorum. Eğer sizler görüyorsanız dakikasıyla beraber yorumlara yazın lütfen. Ben yine bir şey göremiyorum. O zaman kamerayı tekrar değiştiriyorum. Şu şekilde tuvaleti aldım. Ve tuvalet küçük olduğu için hiçbir şey gözükmüyor burada. Sanırım tuvalette yoklar. Zaten kocaman şeyler nasıl sarar ki küçük tuvalete, değil mi arkadaşlar? O zaman yatak odasını aldım şimdi arkadaşlar. Yatak odasına bakıyoruz. Ve yatak odasında da hiçbir şey gözükmüyor. Abi inanmıyorum ya. Nerede olabilir ki bunlar ya? Gerçekten şaka gibi arkadaşlar. Neyse. Eğer gelirlerse bununla kendimizi koruyacağız arkadaşlar. O zaman salona alıyorum arkadaşlar. Şu... Abi... Gördünüz mü? Yemin ederim şu an camda Huki Huki ve Kissimizzi var. Abi gelmişler gerçekten. Ben camı açık bırakmıştım. Eğer onlar gelirse onları görebilirim diye. Ve gerçekten gelmişler. Şu anda gördüğünüz gibi Huki Huki ve Kissimizzi camdan bize bakıyor abi. Anneler! Kaybolmuşlar. Abi gördünüz mü? Daha demin yemin ederim camdan gördünüz mü arkadaşlar? Huki Huki ve Kissimizzi camdan tam olarak bize bakıyordu ve kaybolmuşlar abi. Nereye kaybolmuş olabilirler? Bir dakika. Yoksa eve girmiş olabilirler mi arkadaşlar? İnanmıyorum. Abi galiba eve girdiler. Arkadaşlar yerimizi buldular. O zaman ben kamerayı tekrardan dış kapıya alıyorum. Abi! Abi orada yemin ederim şu anda Huki Huki ile Kissimizzi benim evimin önündeler. Abi ben bittim arkadaşlar, gerçekten geldiler. Abi şu an gerçekten sıkıntılı durumdayım ve kapıları kilitledim ama ona rağmen kilidi açıp girmeyi başarıyorlar. Abi lan nerede? Abi kaybolmuşlar. Abi Huki Huki ile Kissimizzi şu anda kaybolmuş. Evimin önünde yoklar, görüyor musunuz? Abi inanmıyorum. Oyuncak hala elinde sapasağlam ve şu anda Huki Huki ile Kissimizzi benim evimde olması lazım. Abi ya, bir dakika. Kamerayı ben içeri alacağım abi. Ara koridora. Lan nerede? Bir dakika. Şu anda kamerayı ara koridora aldım. Yani benim kapımı falan görüyorsunuz kapalı ama orada yoklar abi. Neredeler lan bunlar? Abi gerçekten bu işin şakası çıktı artık. Bunları bir şekilde öldürmem lazım. Yoksa onlar beni öldürecek. Şimdi isterseniz kamerayı tekrardan değiştiriyorum. Şu şekilde tuvaleti aldım. Ve yine tuvalette yoklar abi. Yoksa gittiler mi? Ulan inşallah gitmişlerdir ya. Gerçekten gitmelerini istiyorum. Ama gördüğünüz gibi tuvalette de yok arkadaşlar. O yüzden kamerayı tekrardan değiştiriyorum. Şu şekilde yatak odasına aldım. Ve yine yoklar ya. Abi nerede? Benim odamda da yok arkadaşlar. Benim odanın kapısı da kilitli zaten. Acaba kapıyı geçmeye başaramadılar mı? Zaten kilitlemiştim kapıları ama. Neredeler gerçekten anlam veremiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle dış kapıyı tekrar aldım. Ve dış kapıda yok, görüyorsunuz. O zaman ara koridor aldım. Ara koridorda da yok. Bunlar neredeler ya? Abi salonu tekrar mı alsak acaba? Zaten bakın dış kapıya da baktık. Kapıyı geçemediler galiba. Acaba tekrar camın oraya mı geçtiler? Bir baksak mı sizce? Abi o zaman ben kamerayı salona alıyorum. Umarım girememişlerdir eve. Şu şekilde gördüğünüz gibi Huki Huki oyuncağını derimde tutuyorum. Ve hazırsanız şimdi kamerayı salona alıyorum. Şöyle 3, 2, 1 ve bastım. Abi orada. Abi satayım. Eve girmişler lan. Abi eve girmeyi başarmışlar ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Huki Huki ve Kissimizzi şu anda salonun ortasında bana bakıyorlar. Eve girmeyi başarmışlar abi, inanmıyorum ya. Abi oğlum seni öldürürüm ben. Seni öldürürüm lan Huki Huki. Oğlum benden uzak dur bak. Benden uzak. Lan. Bir dakika. Abi. Allah'ım şaka gibi. Şu anda salonda Huki Huki ve Kissimizzi yok, gördünüz mü? Kaybolmuşlar. Abi yine nereye gittiniz ya? Allah'ın belaları, yine nereye gittiniz ya? Arkadaşlar gerçekten ben ağlayacağım, ben kafayı yiyeceğim artık, ben kafayı yiyeceğim ya. Bu Huki Huki ile Kissimizzi'den ne çektim böyle ya? Abi ya bir anda evime gelir, odama gelirlerse buraya. Abi gerçekten şu an korkudan altıma işeyeceğim. Abi.
Tamam. Şimdi sakin olmam lazım. Gerekirse onları öldürmeye bile gideceğim arkadaşlar. Voodoo bebeği elimde. Voodoo bebeği elimde. Gerekirse onları öldürmeye gideceğim. Şimdi hazırsanız kamerayı değiştiriyorum. Şu şekilde... Abi! Şu anda ara koridor aldım. Kesimizdi ve Hoki Woki'yi görüyorsunuz değil mi? Hatta bir dakika bağırmayayım. Hoki Woki şu an benim kapının önünde bana bakıyor. Lan! Tak tak sesleri geldi. Ve aç kapıyı falan filan diyor. Abi yemin ederim şu an kapının tam önündeyim. Kapı da kapalı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda tam kapımın önündeler. İkisi de. İkisi de kapımın önünde. Ve abi git lan kapının önünden. Git lan. Git. Git. Kaybolma lan. Abi inanmıyorum. Gördünüz mü? Daha demin Hoki Woki'nin Voodoo bebeğini vurduk. Ve bir anda kapının önünden ikisi de kayboldu. Abi bir dakika. Şu oyuncağı şuradan aldım. Ve gördüğünüz gibi şu anda ikisi de benim kapının önünde yok. Abi odada da yok değil mi lan? Odada da yok. Abi nereye gittiler bu durumdan? Bir dakika. Şu anda tuvalete aldım görüyorsunuz. Abi tuvalette de yoklar ya. Tuvalette de yoklar ya abi. Bir dakika salon alacağım. Salon. Abi salonda da yoklar. Neredeler bunlar? Abi yatak odasına mı attın? Abi bir dakika. Hoki Woki nerede? Hoki Woki nerede? Abi gördünüz değil mi? Şu anda yatak odasını aldım. Ve sadece kisimisi var. Ama Hoki Woki yok. Abi neredesin lan? Neredesin lan? Neredesin? 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 Arkadaşlar şu anda Hoki Woki'nin oyuncağı elimde. Onu neredesin diye soruyorum. Ama cevap vermiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kisimisi'yi görüyorsunuz değil mi? Abi Hoki Woki yok. Ortadan kayboldu abi. Ben kafayı yiyeceğim ya. Ben gerçekten bittim. Bir dakika. Doğru mu gördüm ben? Ben doğru mu gördüm arkadaşlar? Ben demin kapının oradan Hoki Woki koşarak kaçtı mı? Yoksa bana mı öyle geldi? Arkadaşlar bir dakika. Lan. Kisimisi de kayboldu. Abi. Şu anda hem Hoki Woki hem de kisimisi kayboldu. İnanmıyorum. Abi neredesiniz lan? Abi cevap da vermiyor. İnanmıyorum ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha demin benim yatak odamda kisimisi vardı. Ve daha sonrasında Hoki Woki kapının oradan koşarak kaçtı. Ve sonra kisimisi de kaçtı. Acaba neredeler arkadaşlar? Gel. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ses geldi. Ses geldi. Ses geldi kapının. Yemin ederim ses geldi arkadaşlar. Abi kamerayı hemen elime aldım. Ve kapının önüne geldim. Abi sesleri duydunuz değil mi? Abi kapının önünde olabilirler mi lan? Arkadaşlar o zaman gitsek mi ne yapsak bilmiyorum ya. Gerçekten ya kafayı yiyeceğim ya. Abi Hoki Woki'nin oyuncağını da aldım ve böyle dışarı çıkmaya karar verdim. Eğer Hoki Woki gelirse kendimi savunmak için şimdi hazırsanız sizlerle beraber dışarıya çıkıyoruz. Abi şu şekilde kamerayı çevirdim ve abi Hoki Woki'nin oyuncağı elimde. O zaman şimdi kapıyı açıyorum arkadaşlar. Kapıyı açıyorum bakalım. Bakalım neler olacak. Abi gerçekten korkuyorum abi, gerçekten korkuyorum. Şimdi şu şekilde çıkıyorum. Kimse var mı? Hoki Woki? Kisimisi? Abi bir ses gelmiyor abi. Neredeler? Neredeler? Abi neredesiniz? Hoki Woki? Kisimisi neredesiniz? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 21 bir gece 3 videosuyla karşınızdayım. Ve tahminlerime göre bu ses Thomas Eksen'in olmalı. Bugün sizler için o terk edilmiş tren istasyonundaki gizli kameralara bakacağız. Bakalım gerçekten Thomas Eksen'e dair bir şeyler görebilecek miyiz? Yoksa bunların hepsi bir uydurma mı? Biliyorsunuz Thomas Eksen'i zamanında öldürmüştük ve geri döndüğü söyleniyor. Daha fazla Thomas Eksen videosu için aşağıdan videomuza like atmayı unutmayın. GDPC ailesinden bu videoya tam tamına 5000 like bekliyorum arkadaşlar. 5000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden hadi gelin kameralara bakalım. Evet arkadaşlar şu anda kameralara bağlandım ve ilk kamerayı görüyorsunuz. Bakın yıkık dökük bir bina var. Binanın önünde de raylar var görüyorsunuz. Tam da Thomas Eksen'in geçmesi için yapılmış bir ray gibi duruyor. Ve burası terk edilmiş bir istasyon. Yani burada neler olmuş, buranın hikayesini hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim
rivayette geçen geceleri burada Thomas'ın sesleri gelmesi ve bakalım gerçekten Thomas X'e burada mı? Hep beraber bunu araştıracağız ve şu an gördüğüme göre bakın yıkık dökük bir bina ve hiçbir şey yok. Bakın arkada tren falan da var ve bu trenler çalışmıyor. Yani şu anlık burada bir şey görmüyorum. Sizler bir şey görüyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve o zaman şimdi ikinci kameraya geçiyorum. Bakın binanın diğer yani arka tarafına geldik trenlerin gözüktüğü tarafa. Ve burada bakın trenleri görüyor musunuz? Abi yıkılmış, dökülmüş ve hiçbirisi canlı değil arkadaşlar. Belki bunlar gece 3'te canlanıyordur. Yani insanlar o yüzden ses duyuyordur. Ve bunlar belki canlanıyor olabilir. Çok isterseniz buraya gece 3'te gideceğim ve bakalım trenler gerçekten canlanacak mı? Yani burada baktığımızda göre de bir şey yok. O zaman kamerayı tekrardan değiştiriyorum ve bakın şimdi istasyonun içine girdik. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü tren var ve hiçbirisi canlı değil. Abi görüyorsunuz bakın tavanlar falan da yıkılmış. Ama burada Thomas'a benzeyen tren yok. Neden bilmiyorum. Şimdi sizlerle birlikte burada Thomas'a benzeyen bir tren bulacağız. Bakalım Thomas'ı bulabilecek miyiz? Abi bayağı bir inceledim ama galiba burada Thomas'a dair bir şey göremedim. O yüzden diğer kameraya geçiyorum. Şu şekilde şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Bakın Thomas ve arkadaşları da burada olabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde izleyin. Yani hareket eden, canlı olan veya şöyle yüzü olan bir tren görürseniz hemen yorumlarda yazın. Ama burada dikkatimi çeken bir şey var. Onu da size söylemek istiyorum. Bakın abi aşağıda bir tane tren var. Siyah bir tren. Ve o trenin kapısı açık. Neden açık bilmiyorum. Ve oraya da bir tane kamera yerleştirdim. Şimdi oraya da bakacağız. Ama ondan öncesinde bakıyorum ve abi burada da bir şey göremedik. O zaman hazırsanız şimdi trenin içine şu şekilde giriyoruz. Abi bakın. Görüyor musunuz? Şu anda o kapısı açık trenin içindeyiz. Ve trende hiç oturulacak bir yer yok. Neden? Çünkü bunlar canlı arkadaşlar. Bunların içine insan giremiyor ve bunlar canlı olduğu için burada oturma yerleri yok. Yani demek oluyor ki buradaki trenlerin hepsi canlı ve geceleri gerçekten sesleri bunlar çıkartıyor olabilir. Bakın bacası da var yukarıda ve abi bu tren canlı. Şu anda sabah olduğu için hiçbirisi canlı değil ama geceleri büyük ihtimalle canlanıyorlar. Bakın görüyorsunuz burada da bir şey yok. Abi kamerayı o zaman değiştirelim şu şekilde. Bakın bir tane tren var. Bakın gördünüz mü? Ön tarafına bakın. Ön tarafında normalde yüzü olması gerekirken gözleri, ağzı, burnu yok. Sadece kafası var. Bu ne demek oluyor ki? Gece 3'te bunlar gerçekten canlanıyor ve sesleri bu trenler çıkarıyor olmalı. Abi gerçekten bunu öğrendiğimiz çok kötü oldu. Yani buradaki trenlerin hepsi canlı ve bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Umarım kayıt sırasında bir şey yapmazlar. Gerçekten korkuyorum. Bakın bu trenlerin hepsi canlı arkadaşlar. Şimdi diğer kamerayı aldım ve gördüğünüz gibi aşağıdaki trenin yüzü yok. Abi buraya kesinlikle gece gideceğim arkadaşlar. Gece bunlara ne oluyor? Bunlar nasıl canlanıyor? Görmek istiyorum. Ama fark ettiyseniz Thomas X'i hala bulamadık arkadaşlar. Bakın önde mavi bir tren var ama bu o mudur bilmiyorum. O yüzden kamerayı hemen değiştirelim arkadaşlar. Bakın bahçeye geldik ve sağ tarafta mavi bir tren var arkadaşlar. Bu Thomas X'i olabilir abi. Bakın sol taraftaki panoya bakın. Thomas the Tank yazıyor ve Thomas X'li fotoğraf var. Gördünüz mü? Abi bakın inanmıyorum. Gerçekten Thomas X'e geri dönmüş yani önlemiş ve sol taraftaki reklam panosunda Thomas the Tank yazıyor. Abi ve Thomas'ın fotoğrafı var görüyor musunuz? Aynısı. Yemin ederim aynısı arkadaşlar. Bakın şu anda bahçede böyle bir şey bulduk. Bu burada var mıydı ya? Bir dakika ben hatırlamıyorum. Bu pano var mıydı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Abi bu reklam panosu burada olduğuna göre demek ki geceleri gerçekten tüm trenler canlanıyor yani. Thomas'ın arkadaşları canlanıyor. Ve Thomas X'e de burada bir yerde olmalı. Kamerayı hemen değiştiriyorum. Bakın şöyle bir yer aldım. Burada bir tren var ama yüzü falan hiçbir şey yok görüyor musunuz? Bu tren nasıl canlanıyor bilmiyorum. Bakın arkada da bir tren var. Onun da yüzü yok. Kapısı da yok. İçi falan da açık. Abi inanmıyorum. Gerçekten burada sıkıntılı olaylar dönüyor olmalı. Burada paranormal bir şeyler olmuş olmalı arkadaşlar. Yani imkansız böyle bir şey. İnanmıyorum. Buraya kesinlikle gitmeliyiz. Şimdi kamerayı tekrardan değiştiriyorum. Ve bakın
defa bir tane tren var doğru düzgün. Onun da kapısı açık. Neden bilmiyorum ama bir tane tren bulabildik sonunda. Ve sağ tarafta, bakın en sağ tarafta mavi bir tren var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın tam şurada mavi bir tren var. Bu Thomas Eggs olabilir. Ama Thomas'ın burada bir yazıyor bakın. Burada bir yazıyor, orada yazmıyor. Onu boyamış olabilir arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte o mavi trenin yanına yaklaşacağız. Abi hazırsanız kamerayı değiştirelim de bakın. Mavi trenin yanına geldik. Görüyor musunuz? Ama yüzünü yine göremiyoruz arkadaşlar. Abi kaçtır böyle oldu, yüzünü göremiyoruz. Bu büyük ihtimalle Thomas Eggs arkadaşlar. Bakın elime aldım, ne olur ne olmaz elimde dursun diye. Ve bakın solda da yeşil bir tren var. Bu da Thomas Eggs'in yakın bir arkadaşı vardı. O olabilir. Abi bakın Thomas Eggs'in treni burada büyük ihtimalle. Ama yine canlı göremiyorum onları. Şöyle değiştirdim ve değişik bir yere geldik arkadaşlar. Bakın sağ tarafta terk edilmiş trenler var. Sol tarafta da trenlerin geçtiği ray var. Görüyorsunuz abi. Burada sizce ne olabilir mi? Abi! Bakın! İnanmıyorum. Şimdi size göstereceğim. Bakın biliyorsunuz geceleri Thomas'ın kafası yerinden çıkıyor ve burada Thomas'ın kafası olabilir arkadaşlar. Yemin ederim bakın. Abi biliyorsunuz değil mi o video? Bakın Thomas'ın kafası böyle çıkıyor ve yukarıda da Thomas'ın kafası olabilir arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle Thomas'ın kafası. Abi Thomas Eggs'e burada olmalı. Hemen tren istasyonunu araştırmam lazım. Şu şekilde bakıyorum ve abi bakın. Bu yemin ederim daha demin burada yoktu. Yemin ederim arkadaşlar videoyu geri sarın. Daha demin burada yoktu. Bakın sağ tarafa Thomas kutusu mu dolabı mı ne öyle bir şey gelmiş. Tam da Thomas Eggs'in treninin önüne gelmiş. Bakın görüyor musunuz abi? Sağ tarafta mavi bir tren vardı. Hatta kapısı açık falan demiştim. Tam kapının önüne bir tane Thomas dolabı gelmiş. Abi sizce bu dolabın içinde Thomas Eggs olabilir mi? İnanmıyorum. Sizce ne olabilir? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bence büyük ihtimalle bu dolabın içinde Thomas Eggs var. Bir dakika. Bu dolap daha demin burada yoktu. Ve buraya geldiğine göre abi Thomas Eggs burada olabilir. Yemin ederim burada olabilir. Kameraları değiştirdim. Bakıyorum şöyle etrafa ve bir şey göremiyorum abi. Nerede olabilir? Bakın eski bir tren var. Görüyor musunuz? Çok eski bir tren var abi. Üstünde de 301.006 yazıyor. Bu ne demek bilmiyorum. Burada 1 yazıyor ama orada 301.006 yazıyor. Ve gerçekten çok eski bir tren. Bu hareket mi etti lan bu? Abi hareket mi etti yoksa bana mı öyle geldi? Umarım bana öyle gelmiştir. Çünkü gerçekten kafayı sıyırmak üzere. Abi bilmiyorum. Bir dakika. Şöyle fotoğraflara bakmaya devam ediyorum. Ve o abi. Nasıl oluyor bu? Bir dakika. Daha demin burada Thomas'ın dolabı yok muydu arkadaşlar? Abi şimdi kaybolmuş. Gerçekten kafayı sıyırmak üzereyim arkadaşlar. Neler oluyor bilmiyorum. Abi bakın mavi bir tren var demiştim. Kapısı açık demiştim. Thomas'ın dolabı vardı. Ama şimdi gördüğünüz gibi o dolap kaybolmuş. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Abi inanmıyorum. Thomas burada olmuyor. Abi kaydırıyorum ve abi bakın Thomas burada. Gördüğünüz gibi Thomas'ın dolabı kayboldu ve şu anda Thomas karşımızda. Abi gördüğünüz gibi bakın Thomas Eggs'i bulduk, görüyor musunuz? Şu anda tam karşımızda ve bize doğru bakıyor. Hatta size demiştim yukarıda Thomas'ın kafası var, büyük ihtimalle canlı ve burada demiştim. Gerçekten sonunda karşımıza çıktı. Demek ki Thomas Eggs'e ölmemiş. Kayboldu. Yemin ederim kayboldu. Abi Thomas kayboldu bakın görüyor musunuz? Abi nereye kayboldu? Abi bir dakika nerede? Yemin ederim Thomas kayboldu arkadaşlar. Tam konuşuyordum ve Thomas kayboldu. Abi nereye gitmiş olabilir inanmıyorum. Thomas neredesin? Abi tam Thomas karşımızdaydı. Ona bir şey yapacaktım, buna zarar verecektim. Ve son anda kayboldu arkadaşlar. İnanmıyorum nereye gitti. Abi bakın görüyor musunuz? Abi yemin ederim Thomas geçti. Yemin ederim binanın önünden Thomas geçti arkadaşlar. Abi inanmıyorum bakın Thomas gerçekten geçti. Arkadaşlar burası gerçekten lanetliymiş. Ve gerçekten insanlar haklıymış. Thomas gece 3'te canlanıyormuş. Hatta şu an bile canlandığına göre gece 3'te kim bilir neler olacak. Abi şu an gerçekten bunların başımıza geldiğine inanmıyorum. Thomas Eggs'i gördük ve abi sinyal yok. Kameralar bozuldu. Thomas Eggs'in tüm kameraları bozdu. Ve şu an bakıyorum. Abi hiçbir kamera çalışmıyor gerçekten. Bakın
Şu an tüm kameralar bozuldu. Thomas Ex'e kameraları bozdu ve bizden kaçtı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlerle birlikte Thomas Ex'e'nin terk edilmiş tren istasyonuna baktık ve gerçekten Thomas Ex'e ölmemiş. Sizler de benim Thomas Ex'e'nin terk edilmiş tren istasyonuna gitmemi istiyorsanız aşağıdan like abanmayı unutmayın. Kanalıma değerli görüyorsanız abone olup yanındaki bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman sonraki Thomas Ex'e videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.